Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahi l-azim ve bi veçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi lezî ersele rasûlehu beşîran ve nedîrâ. Vessalâtu vesselâmu alâ men ahyeddîne bâde en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîne alel khayri ve lev asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâtin finnâr. Ve bis senedil muttasilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. Ecel ana akra'uhu li batnin ve entüm takra'unehu li zahr. İlâ âhiril hadîs. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı zâm aleyhimü salavat ve teslimatın Ehl-i Beyt, El, Ashab, Etbalar, Rıdvanullahi Teala Aleyhim Ecmain'in bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal-i darbaka edenler Rahmetullahi Aleyhim Ecmain'in hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, geçmişlerimizin ervah için El-Fatiha. Şimdi biz biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de Allah yeryüzünde yürüyen her canlının rızkını tekeffül etmiştir, üstlenmiştir, üstüne almıştır. Evet, bunu düşünebiliriz. Dağ başına çıkıyorsunuz. Kocaman kayalar var. Kocaman kayaların üstüne çıkıyorsunuz. Görmek maksadıyla, gezmek maksadıyla neler var sağda sola, zirveye çıkıyorsunuz. Taşın üstüne otururken bir bakıyorsun, küçücük bir karınca orada. Toprak yok, su yok, ağaç yok, ot yok. Böyle yalçın kaya. O canlı olduğuna göre suya ihtiyacı var. Bir yiyecek bir şeye ihtiyacı var. E karınca taşı nasıl yesin? Bu karınca orada nasıl hayat sürüyor? Evet, Allah yarattığının rızkını tekefül etmese, ona rızkını göndermese bir şekilde bu ne olabilir? Rüzgarla gidebilir. Rüzgar taneleri savurur, oraya bir tane düşebilir. Ama onu gönderen bir Allah, bir projesi, planı var. Yeryüzünde yaşayan her canlının rızkını Allah üstlenmiştir, tekefül etmiştir, verecek. Razzak-ı alem Allah'tır. Evet. Canlar içerisinde insanlar da var. Nahnu kasamna beynehum ma'işetehum. Kur'an'da ayettir. Biz insanların rızkını, maişet, geçim nedenleri, para değil mi? Yiyecek, içecek değil mi? Giyecek, kuşam değil mi? Maişet nedeni. Onları taksim ettik diyor. Evet. Öyleyse mümin olarak, kadere inanan bir mümin olarak, Allah'a inanan bir mümin olarak, Kur'an'a inanan, ki bunlara inanmazsak mümin olamayız. Kur'an'da bu ayetler var, arz ettim. Bir adam kötü yollardan rızkını arayabilir mi? Çünkü Allah onun rızkını verecek. Mutlaka takdir ettiği rızık sana gelecek. Gelecek ama iyi yoldan mı gelecek rızık? Kötü yoldan mı gelecek? Önemli olan nokta burada. Geleceksen aç bırakmayacak Allah. Sana rızkı verecek. Kur'an'da ben leyse lil insani illa ma sa'a. İnsana çalıştığından başkası yoktur diye genel prensip var. Çalışacak, çalışmaya bağlamış. Meryem anamızı çok seviyor Allah. Babasız İsa Aleyhisselam'ı ona ihsan etmiş. Utanmış evlenmeden hamile kalınca İsa Aleyhisselam'a. İffetli bir kız, kadın köyün dışına çıkmış. Gittiği yerde kurumuş bir hurma kütüğüne dayanmış. Ah! Küntü nesyen mensiye.
keşke insan yaratılmasaydım, hiç benden bahsedilmeseydi, şu hallere düşmeseydim. Karnımda yavru var, evlenmedim, başıma bu iş geldi. Ya neler söyleyecekler bana? Ah diye üzüntülü şekilde hurma kütüğüne dayanmış, böyle dalı budağı yok, kesmişler kuru kütük. Böyle derken Allah ona verdiği için, Allah her canın rızkını tekefül ettiği için, ne yiyeceğim ben, içeceğim şimdi, köyü terk etmiş utancından, ne yiyeceğim içeceğim ben şimdi burada Allah'ın dağında. Evet, öyle diyor ki, ya Meryem, ey Meryem, üzüntü duyma. Ve huzzi ileyki bi ciz'in nahlati tusakit aleyki rutaben ceniyya. Ne içeceğim içeceğim deyip durma. Önemli olan burası, çok önemli. Dayandın hurmayı, elinle sars. Şöyle elini daya, elinle sars. Bak, Allah ona rızık verecek, hurma yedirecek, ama bir iş olmadan da hemen önlerine hurma dökülebilir. İncelik burada. Meryem o kadar çok seviyor. Seviyor ama ve huzzi ileyki bizizin, oh, dayandığın hurma kütüğünü elini böyle daya, sars diyor, sars. Bir hareket istiyor Allah Meryem'den. Çünkü her şeyi çalışmaya bağlamış Allah. Rızık gönderecek, bir kanunu bu. Böyle sarsınca o kütük anında dal budak salmış, meyveli olmuş, derilmiş, olgunlaşmış, hurmalar önüne düşmüş. Ayağını da yere vur diyor. Oradan da su fışkırmış. Kuli veşrabi ve karri ayna. Ye, iç, al. Nasıl doyacağım? Dağın başında deyip durursun. Al sana diyor, ye, iç. Gözün ruşen olsun, mutlu ol, düşünme. Şimdi benim söylemek istediğim, Meryem'i çok seviyor. Bakın, mucize denmez ona. Peygamberden mucize sadır olmuş. Peygamber dışındaki insanlardan böyle fevkalade şeyler çıkmasına keramet derler. Meryem anamız keramet sahibi bir insan. Ayağını vurmuş, su fışkırtmış. Hurma kütüğünü böyle sarsmış. Hemen anında derilmiş hurma dökülmüş önüne. Bu bir keramet. Kurallara aykırı olabilir. Ama hareket istiyor Allah senden. İslam'da da Allah herkesin, her canlının rızkını üstlenmiştir, verecektir, takdir etmiştir, ama bizden hareket istiyor. Çalışmayı kanuna bağlamış. Bu rızık bize bir şekilde gelecek. Gelecek ama meşru yoldan gelsin. Çalışın buyuruyor, emrini veriyor. Şimdi Hazreti Ali hizmetçisiyle katırı var. Katır biliyorsunuz çok demir canlıdır. Çok yüklemeye, erezilliğe çok katlanır katır. Böyle bir hayvandır. Katırı var, güzel. Güzel de yuları var katırının. Çünkü Hazreti Ali halifedir. Büyük bir insandır. Hizmetçisiyle dolaşıyor. Teptil kıyafet ediyor, teftiş ediyor. Bir şekilde dolaşırken, mescidin yanından geçerken yularından bağlamış, inmiş katırından, yularından bağlamış mescidin yanındaki ağaca, girmişler hizmetçisiyle, namaz kılıyorlar. Çıkmışlar, bakmışlar ki katır yerinde yok. Açıkta geziniyor. Ne demek bu? Biri gelmiş onun yularını almış. Çünkü kıymetli bir yularmış. Almış, boşta kalınca da hayvan bu. Bilmez ki, aklı yok ki. Serbest kalınca da açığa, araziye gitmiş. Hemen anlamış meseleyi. Hazreti Ali, o iyi yuların değeri 2 dirhem para o gün için, gümüş para. Al oğlum demiş şu 2 dirhemi. En iyi, gene bunun gibi, kaybettiğimiz gibi en iyi bir yular al da gel katırımıza. Yoksa binilmez, düşürür adamı. Evet, idare etmek lazım onu. Yular vurup da gitmiş hizmetçi, en iyisini bulacağım diye yine bir yuları bulmuş, gelmiş, almış, vermiş 2 dirhemi. Bakmış ki Hazreti Ali eski yuları. Bir hırsız gelmiş, o yuları çalmış,
satmış, kaça sattıysa o iyi yular 2 dirhem, gene onu almış. Anne almış yuları. Akılsız herif demiş. Akılsız herif. Şimdi demiş sen 2 dirhem para kazandın. Eline para geçti. Geçti ama hırsızlık yoluyla geçti. Halbuki beklesen Allah sana bugün bu 2 dirhemi takdir etti, verecek sana. Tekeffül etti. O ayet var böyle. Eğer sabretseydin, hırsızlık yolunu düşünmeseydin, meşru yoldan, helal yoldan bu 2 dirhem ben sana verecektim. Ama şimdi hırsızlık ettin, haram yoldan aldın, hesabını Allah'a vereceksin buyurmuş. İşte bu. Ecmilü fi talebid dünya. Hiç endişe etmeyin. Allah yeryüzünde yaşayanlar, ki yaşayanların en şereflisi, Allah'ın halifesi insandır, onun rızkını da üstlenmiştir, tekefül etmiştir. Çalışma kaydıyla, kanun bu, çalışma, meşru yoldan çalışma kanunu da koymuş. İşte insan bunu bilerekten, inanan bir insan, kendine düşen ne? Meryem'in el salladığı gibi, ayağını vurduğu gibi, kendine düşen sabahleyin evinden çıkıp bir iş aramak üzere yollara koyulması. Allah ona bir rızık verecek, o rızık içinde bir iş verecek. Meşru yolu bu. Böyle niyetlerden çıkmışsa, yoksa böyle düşünmeyip yorulmaya ne gerek var? Başkasının cebindeki parayı aşırayım diyen de var. Bu sefer gayrimeşru yoldan hedefine ulaşmış olur. İşte bu ecmilü fi talebi dünya, dünya talebinde evet güzel davranın. Meşru kurallar, Allah'ın kuralları çerçevesinde para kazanın, zengin olun, makam sahibi olun, mal mülk sahibi olun. Evet öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu inanç içinde olması mümin olamaz. Hem böyle inanıyor, amentü okuyor, kadere inandım diyor. Rızkı veren Allah'tır. Bir adı Razzak'tır. Rızkı verendir. Razzak-ı alemdir. Bunu inanıp duruyor ama yine de ya bulamazsam diye hırsızlık ediyor. İnancına ters işler yapıyor. Efendimiz onu bize uyarıyor, diyor ki dünya isterken evet meşru yollardan isteyiniz. Sonra bilesiniz ki dünya imtihan yeridir. Allah dünyayı size cazip halk etti. Öyle gösteriyor. Kur'an-ı Kerim'de ayet var. İnsana dünyalık, makam, para, mal mülk, hiç mal mülk sevmeyen, parayı sevmeyen adam var mı? Hayır, söylese inanmayın. Anormaldir o zaman. Çünkü Allah öyle yaratıyor. Herkese insanda parayı sevecek, mal mülkü sevecek, makam sahibi olmayı sevecek bir taraf yaratıyor Allah ki maneviyatla, ruhla bu taraf birbiriyle çarpışsın. İnsanın değeri bu imtihanda kazanırsa yükselsin, meleklerden üstün olsun diye böyle bir taraf halk ediyor. İşte ora biz nefis diyoruz. Makam hoşuna gider, para hoşuna gider. Bir de akıl var, vicdan var, ruh tarafı var. İyi de meşru yoldan, iyi de dünyalı ebedi aleme binek yapmak kaydıyla diye o da ikaz ediyor. İşte insan iki bir şey arasında, iç gücü arasında devamlı mücadele veren bir yaratıktır. Bu mücadeleyi kazanan meleklerden üstün oluyor. Üstün olma sebebi bir imtihana sokulduğu için, terlediği için, böyle bir gayret gösterdiği için. Evet, böyle rızık talebinde de içinizden gelen aman sen de işte kaçakçılık yap, esrarcılık yap, 10 senede 20 senede terleyerek kazanacağın şeyi bir partide kazanırsın diye içeriden bir dürten şeyi var. Herkeste var bu. Herkeste var. Bunlara aklı selimin kulu haram, Allah'ın emrine aykırı diyerek Peygamber ecmilü fi talebid dünya, dünya talebinde helal yollardan dünya isteyin emrini düşünerekten dürüst davranmak,
zorundayız. Eğer biz müminsek, ahirete inanıyorsak, her nimetin hesabını sorulacağına amentü okuyarak inanıyorsak, haram yollara gitmeyeceğiz. Bir, şüpheli yollara da gitmeyeceğiz. Günümüzde hele bu çok. Bir hoca böyle söylüyor, bir hoca böyle söylüyor. Herkes şaşırıyor. Şüpheli. Hepsi ittifak etseler, hepsi bu böyledir deseler şüphe yok. Ama bir hoca şöyle diyor, bir hoca böyle diyor, şüpheli. Şüpheli şeylerden de sakınacaksın. Ya haramsa, o haram değil diyenler doğru değilse, haramdır diyen adamın dediği doğruysa, hakikat payı var. O da insan, o da alim. Ha, böyle şüpheli şeylerden de kaçınmalıdır. Çünkü şüpheli şeylerden kaçırmazsa bir adam, önce onlara alışır, daha sonra şüphesiz haram olanları da yapmakta bir mahsur görmez, sakınca görmez. Alışır çünkü. Onun için derler ki, gördüğünüz insanı, Müslümanı, Müslümanlığı Kur'an'da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde tarif edildiği gibi değil, yaşadığı gibi kabul ediyor. Kendisi bir hayat tarzı tutturmuş, Müslümanlık budur diyor kendi kendine. Kendini avutmak için. Halbuki Müslümanlığın temeli Kur'an'dır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Bunlara dikkat edin. فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ تَكَفَّرَ بِاَرْزَاقِكُمْ Dünya isterken meşru yollardan isteyin sakın ha. Meşru yollardan isteyin, isteyin. Neden? Çünkü Allah sizin rızıklarınızı tekaffül etmiştir. Arz ettiğim gibi Kur'an-ı Kerim'de Hud suresinin 6. ayetinde, Nur suresinde 37. ayetinde وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا Yeryüzünde debelenen canlı hiçbir yaratık yoktur ki Allah onun rızkını üstlenmemiş olsun. Hepsini tekefül etmiştir. Ayeti vardır. Bu hadis-i şerifte onu açıklıyor. Allah-u Teala sizin rızıklarınızı tekefül etmiştir. وَكُلُّنْ مُيَسَّرٌ لَهُ Evet. اَمِلَهُ الَّذ۪ي كَانَ عَامِلًا İnsanlar yaptıkları işler kendilerine kolaylaştırılmış olarak o işi yaparlar. Onun için dikkat etmek, bu çok önemli bir prensip. Bir adam helal yollara koyuluyor, ünü açılıyor, kolaylaştırılıyor. Çok iyi. Allah o insanı seviyor. Helal yollar kolaylaşıyorsa ona çok iyi. Şükretmeli Cenab-ı Hakk'a. Helal yollara gidiyor, zor zor. Ama haram yollara gitti mi önü açılıyor adamın. Oo, her kapı açılıyorsa hemen kendine gelmeli. Hemen kendine gelmeli. Tövbe istiğfar etmeli. Az olsun, öz olsun, temiz olsun deyip kötü işlerden kendini çekmeli. Çünkü insanlar yapacağı işler kendini kolaylaştırılmasa o işleri yapamazlar. Ben Allah'a tövbe istiğfar et. Çünkü Allah sevmediği kimselere kötü yolları yardım etmediği için ne halin varsa gör diye açıverir. Bu Allah'ın sevmediğinin alametidir. Yani şimdi soru soruyor adam. Gavurlar zengin hocam, Müslümanlar ise şu. Gerçekçi de değil ya bu. Dünyanın en zenginleri Müslümanlar, petrol parası onlar da, her şey onlar da. Hadi öyle diyelim, genelleme yaparsak evet bu iyi alamet değil. Adamlar gavur olmasına rağmen dünyalık kapılar açılıyorsa Allah onları sevmediğinin alametidir o. Çukurları daha çok artsın diye ne haliniz varsa görsün deme anlamına gelir. Ona istitraç derler. Ama müminin başına Allah mümini sever, imanını satmamış, inkar etmemişse sıkıntı gelir. Çünkü mümin imanın gereğini yapmaz. Bu gidişle gideceği yer cehennem. Halbuki Allah mümini cehennemde yakmak istemez. Onun için başına bir sıkıntı verir. Zari zari ağlatır onu. Canını dağlar, yakar. O sırada de o günahlarını siler, affeder.
yine onu cennete layık hale getirir. Böyledir iş. Hani biz yaptığımız işlerde ya şu adamın hali kötü ama günü dönük o da çok kazanır. İmrenme, imrenme. O adam onu sevmediğinin alametidir. Kötü işler açılıyorsa bir adamın sevmediğin alametidir. İnsanın yaptığı şeyle kolaylaştırılmıştır. İsta'inu Allah'a. İsta'inullah'a. Allah'tan yardım ala amalikum. Allah'tan yardım dileyin. İşte onun için dedim. Amelleriniz yaparken kendinize gelip diyeceksin ki Allah'ım beni sapıtma. Sapmamam için elimden tut. Tevfikine refik eyle. Yardımını benden ayırma ya Rab. Nefsi emmaremin eline esir etme beni bir saniye bile ya Rab. Yardım et Allahümme. Peygamberimizin duası da bu. Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husn ibadetik. Allah'ım seni güzel zikredebilmem, sana güzel ibadette bulunmam için, her nimetin şükredebilmem için bana yardım et diye her gün dua etmeli. Öyle diyor Peygamberimiz. İsta'inullaha, Allah'tan yardım dileyin. Ala amalikum, amelleriniz konusunda da. Çünkü Allah dilediğini siler, dilediğini sabit kılar, dilediğini zorlaştırır, dilediğini kolaylaştırır. Evet, bu Allah'ın elindedir. فَاِنَّهُ يَمْحُوا مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ اُمُّ الْكِتَابِ. Ana kitap Allah'ın nezdindedir. Dilediğini sabit kılar, dilediğini değiştirir, dilediğini acele verir, dilediğini sonra verir. Ona hiç hesap verecek yok, soracak yoktur. Siz bu konularda dürüstlükten ayrılmamak için, haram kazanmamak için, güzel işler yapabilmek için Allah'tan yardım dileyin. Allah'tan yardım dileyin diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, evet. Şimdi mümin demek ki rızkı veren Allah, teköfür eden Allah ama kanunu çalışmak. Bu çalışmak, meşru yoldan çalışmak. Düzen bu. Allah'ın istediği düzen bu. Bu yola başvurmazsa gayrimeşru yollardan o rızkına ulaşacak. Ulaşacak ama gayrimeşru yollardan tabii dünyada da böyle gayrimeşru işler yapan insanı sevmezler. Ahirette de durumu felaket olacak. Efendimizin bu buyruğuna, ikazına, uyarısına kulak vermeli. Dünyaya çalış ama meşru yollardan çalış. Bu konuda meşru yollardan dünyalık elde edebilmek için Allah'tan yardım dile, uyarısına kulak vermek lazım. Beyhaki İbn Asakir Abdullah İbn Ömer'den, Hakim Müstekin Tabarani, Ebu Hümeyd keza aynı hadisi nakletmişlerdir. Allah onlardan razı olsun. Kur'an-ı Kerim'de la tulhikum emvalukum ve evladukum an zikrillah. Mallarınız, çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan, ibadetten, zikretmekten alıkoymasın. Ricalun, öyle kimseler vardır ki tulhihim, la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikre. Öyle adamlar vardır ki tüccardırlar, büyük tüccardırlar. İthalatçı, ihracatçıdırlar, iş adamıdırlar, büyük zengindirler ama zenginlikleri, ticaretleri, varlıklı oluşları o adamı, o mümini Allah'ı anmaktan alıkoymaz. Zaten bir insan malı ne için kazanıyorsun? Kazanayım ki cami yaptırayım, hastane yaptırayım, okul yaptırayım, kazanayım ki zekat vereyim, kazanayım ki sadaka vereyim, fakirlerin yüzünü güldüreyim, kazanayım ki hacca gideyim gibi duygularla, düşüncelerle, kazanayım ki çoluk çocuğumun iffetini koruyayım gibi düşünceler yaparsa bu dünyalık olmuyor. Bu Allah'a zikir oluyor. Ebedi aleme yararlı iş oluyor. Evet, onu bu hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz bize bildiriyor. Bir başka hadis-i şerifte Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Ecibu edda'i. Evet. Ve la teruddul hediye. Sizi
mümin bir kardeşiniz, çünkü müminler kardeştir. Mümin bir kardeşiniz ziyafete davet ettiğinde peki deyin. Böyle önemli mazeretiniz yoksa din kardeşinizin davetine icabet edin. Bu sadette mesela düğün yemeğine gayrimeşru şeyler yoksa düğün yemeğinde veya sizi davet eden bir kimsenin evinde gayrimeşruluk yoksa o yemekte gayrimeşru şeyler, mesela içki içilmiyorsa, efendim bir dansöz o yemekte oynamıyorsa, normal yeniyorsa buna gitmek vaciptir diyorlar. Vaciptir. Farz diyemiyoruz çünkü ayet yok. Hadis var işte, okuduğum hadis var. Sahih hadis, ayetlerle sabit olanlar farz oluyor. Hadis Kur'an-ı Kerim ayeti olmadığı için farzın bir indirisi. Vacip oluyor. Yani bu hadise binaen sizi bir mümin davet ettiği zaman gidiniz, icabet ediniz. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İcabet ediniz. Evet. وَلَا تَرُدُّ الْهَدِيَّةِ Mümin diğer mümine hediye verdiği zaman hediyeyi reddetmeyiniz. Hediyeleşiniz. Evet, öyle diyor. Tehabbu. Birbirinize hediye veriniz karşılıklı. Kalpleriniz birbirine ısınır, birbirini seversiniz. Hediye vermek sünnettir. Hediye verildiği zaman da alan adam imkanı varsa aldığından daha güzeline cevap vermeli. Çünkü bunun ne şeysi, meşruluğu müminlerin kalplerini birbirine ısındırmak. Kin, haset, dargınlık olan bir adam hediye verebilir mi? Hile için verebilir. O daha kötü bir şey. Bu onu gösterir ve kalpleri mesela bir sebepten dolayı size biraz soğuk duruyorsa adam, güzel bir hediye verdiğiniz zaman gevşer. O katılığı kalmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna işaret ediyor. Hediyeleri reddetmeyin. Kalp kırarsınız. Kopmaya sebep olur. Evet, sevgiye sebep olur. Ancak tabii her hediye reddolunmaz mı? Mesela burada da söylüyor. Hakimlerin, böyle amme hizmeti gören insanların hediye alması haramdır. Dinimize göre konuşuyoruz tabii biz. Ama efendim adam işte hediye. Hediye adı hediyedir ama dinde onun ismi hediye değildir. Ona rüşvet derler. Böyle bir kimsenin işini görebilecek yetkilerle donatılmış bir kimseye, makam sahibine, bir yer böyle nüfuzu olan kimseye böyle bir şeyler, hediyem efendim, bahşiş efendim filan deseniz, o sizin dilinizde bahşiştir, hediyedir. Din adında rüşvettir. Rüşvettir. Öyle değil. 7 yaşından beri arkadaşınız, komşunuz, akrabanız. Yani bir işiniz düşse de düşmese de birbirinize gidip geliyorsunuz, hediye veriyorsunuz. Bir yere gelmiş, bir memlekete gelmiş, işte hakim olmuş, memur olmuş memleketinde, Anadolu muhtelif yerlerde dolaşmış. Siz eskiden olduğu gibi bayramlarda, seyranlarda ona arkadaşlık hatırına, komşuluk hatırına, akrabalık hatırına hediyeleşiyorsunuz. Gene hediyeleşebilirsiniz. Problem yok. Öyle değil. Evvelce hiç hediye alıp vermiyorsun. Adam bir mevkide, bir iş yapacak mevkide. O anda işin yok olmasa bile durmuş hediye vermeye başlamışsın. Bu kabul değil. Bu caiz değil. Neden? İleride işim düşerse hediye veriyorsun. Ondan bir şey bekliyorsun. Evet, hediye böyle amme hizmeti görenlerin hediye kabul etmeleri caiz olmaz. Çünkü rüşvet olur. Rüşvet de haramdır. Evet. Caiz değildir. Evet, caiz değildir. Evet. Hediye karşılık beklemeksizin maddi bir değeri olan, mal olan, dinen mal sayılan bir şeyi, maddi değeri olan bir şeyi karşılık beklemeksizin bu senin olsun,
hiçbir şey beklemiyorum diye başkasının mülkü haline getirmek, getirilen şeye denir, hediye buna denir. Verildikten sonra alanın mülkü olur ve hiçbir zaman bir diline dolamaz. Veren adam verdiği hediyeyi söylemez ve geri isteyemez. Hediyeyi geri istemek, konuşmak Peygamberimizin tabiriyle köpeğin kustuktan sonra kusmuğunu yalamasına benzer diyor. Köpek öyledir, kusar, midesi bozulur ama ayrılamaz. Pislik yiyen bir hayvandır zaten, bir de gider kustuğunu yer tekrar. Köpeğin aynı ona benzetiyor. Kustuğunu yalayan, yiyen köpeğe benzer diyor ki insana öyle olmak yaraşmaz. Evet, öyle söylüyor Peygamberimiz. Davet edene gidiniz. Hatta biliyorsunuz oruç en güzel ibadetlerden birisidir. Ramazan orucunu bozamazsınız. Kaza orucunu tutuyorsunuz. İşte Ramazan tutamamışsa hamile, yolcu, hasta tutamamış. Bilahare geceden niyet etmek kaydıyla Ramazan orucunu ödeyebilirsiniz. Gün aşırı 3-5 güne bir peşi sıra tutmak şart değil. Kaza o borcunu. Böyle bir orucu bozamazsınız. Farz olan oruçları bozamazsınız ama mesela Peygamberimiz pazartesi perşembe oruç tutarmış. Nafile oruç. Bunun dışında da nafile oruçlar var. Şimdi mesela bayramdan sonra Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Men sâme Ramadâne sümme etbe'ahu sitten min şevvalin kâne kesiyâmet dehr. Bir adam diyor her sene Ramazan orucunu tutsa farz. Arkasından diyor Şevval ayındaki şimdi Ramazan bayramı Şevval'in birinci günü. Şevval'in birinci günüdür. Bayramda oruç tutulmaz. Bayram çıkar çıkmaz. Şevval ayında diyor 6 gün daha oruç tutarsa peşi sıra olabilir. 2-3 güne bir olabilir. Şevval'da da 6 gün oruç tutarsa men ca'e bil hasenati felehu aşru emsaliha. İyilik, sevap kazandıracak ibadet yapana Allah 1'e 10 verir. 30 Ramazan çarpı 10, 300. 6 Şevval çarpı 10, 60. Dini günler 359 küsürdür. 359, 360 yapar. 360. Bir yıl oruç tutmuş gibi ecir alır diyor Peygamberimiz. Her sene böyle yaparsa ömrü billah oruç tutmuş olur diyor. Şimdi böyle Şevval orucunu tutuyor adam madem bunu kaçırmayayım diye. Pazartesi, Perşembe Peygamber'in sünneti diye. Veya ayın 13, 14, 15 eyyam biz derler buna. Peygamberimizin oruç sünnet tutar. Oruçmuş, sünnetiymiş bu. Sen de madem çok güzel Resulullah'ın sünnetini yapmak diye başladın. Arkadaşın rastladı. Gel dedi şurada bir yemek yiyelim. Evet diyorlar ki böyle çok senli benli değilsen, hani senli benli insan biliyorsun ben oruçluyum. Yani yemeyeceğim, orucumu bozmayacağım desen bile kırılmayı olmayacak, kırılmayacak. Senli benlisin, seni tanıyor. Böyle değil. Çok evvel arkadaşlık yapmışsınız, aradan zaman geçmiş arkadaşın ama ya 10 sene sonra, 20 sene sonra karşılaşmışsın, gel bir yemek yiyelim demiş sana. Ben de orucum de yemek yemezsen kırılmaz mı adam? Gönlü kırılır. Nafile orucu bozabilirsin. Gönül yapmak bu ibadetten üstündür. Evet böyle davete gidin, icabet edin. Ama kaza borcunda, farzlarda değil. O var, hediyeleri hakim, kadı, memur, amir, memur olmamak kaydıyla reddetmeyin, reddetmeyin ve de Peygamber buyuruyor ki وَلَا تَدْرِبُ الْمُسْلِم۪ينَ Müslümanları dövmeyin. Evet, görevli adamsınız veya görevsiz adamsınız. Her müminin görevi vardır da kötülüğü önlemek görevi vardır, iyiliği emretmek görevi vardır. Bir de resmen görevlisi var. Evet, Müslüman hangisi olursa olsun böyle kanun gereği olmaksızın, hakim karı olmaksızın Müslümanları dövmeyiniz. Müslümanlara lütufkar davranınız. Güzel sözlerle, kalbini incitmeyecek sözlerle uyarınızı yapınız. Onların canını acıtmayacak, eziyet vermeyecek davranışlarla
Mesela bir kötülüğü önleyeceksiniz, öyle yapınız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca hiç kimseye eziyet vermedi. Hiç kimseye üzülmesin diye bir şey talep ettiğinde hayır yapmayacağım demedi. Demedi. Mesela 3-5 kişi var Müslümanlık yeni başlamış. Ebu Cehil en azılı düşmanı. Müşriklerin başı, bir adam ölmüş, onun mallarını el koymuş Ebu Cehil. Aç kalmış çoluk çocuk. Sesini çıkaramıyorlar ama küçük yavru var. Onu demişler ki git, senin malın Ebu Cehil'de. Çocuğa. Çocuk aç kalmış. Büyükler korkuyor, gidemiyor ama çocuk masum, bilmiyor ki sonucu ne olacak. Gitmiş Ebu Cehil'e, babamın malı sendeymiş, ver demiş. O da gülmüş, demiş ki senin gibi çoluk çocuğu peşine takan Muhammed var demiş. Git demiş, malını ondan al sen. Çocuk inanmış, saf çocuk. Peygamberimiz 3-4 kişidir. Ebu Cehil güçlüdür. Çocuk böyle deyince, babamın malı sendeymiş, alıver, ver deyince, Peygamberimiz peki demiş, alıver em oğlum. Kalkmış Ebu Cehil'in karşısına dikilmiş. Bu çocuğun malını ver demiş. Hemen Ebu Cehil cebine davranmış, o altın çıkınından, kesesinden malları saymış. Al demiş, çabuk git buradan. Sonra Peygamberimiz ayrılmış oradan. Demişler ki ne oldu? Yüksek perdeden atıyordun. Çapulcuları peşine takmış bir Muhammed falan var diye. Adam geldi, bir teklifte bulundu. Israr bile ettirmeden hemen paraları saydın. Ben ona vermedim demiş. Böyle beni ezecek böyle bir azgın deve vardı. Parayı vermesem mahvolacaktım, öldürecekti beni. Bir rivayet böyle, bir rivayet de alev, ateş vardı, beni yakacaktı şeklinde. Yani Peygamberimiz hayatında hiç kimseye hayır dememiş. En kritik anlarda bile hayır dememiş. Diyorlar ki sadece hayatında ettehiyyatı okurken namazda eşhedü en la ilahe derken bir la demiştir. Başka dememiştir diyorlar. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu sünneti bu. Kimseye hayır demedi, üzülmesin diye. Kimseyi üzmedi. Hiçbir hizmetçisine, yardımcısına tokat vurmadı, azarlamadı. Köle ve cariyesine ne yaptılarsa affetti. Mesela Enes bin Malik, babası bir harpte şehit düşmüş, anası dul, çocuk küçük, demiş ki ya Resulallah ben bir dul kadınım, bunu güzel yetiştiremem, bunu sana verdim demiş, sen yetiştir. 9 sene Enes bin Malik Peygamberimizin yanında delikanlı olunca kadar terbiye etmiş onu Peygamberimiz. Bir gün diyor beni diyor bir iş için gönderdi. Çocuk giderken çocuklar kum oynuyor böyle. O da çocuk canı çekmiş. O da başlamış kum oynamaya. Bir saat, iki saat Enes gelmiyor. Biz olsak yakaladığımız gibi tokadı vururuz. Şöyle 2-3 takla attırırız. Neden gitmedin, gelmedin? Peygamberimiz kalkmış arkasından, bakmış ki Enes kum oynayıp duruyor. Demiş Enes, başına dikelmiş. Hani sen demiş falan yere gidecektin, falan amcadan şunu alıp gelecektin. Şimdi gidiyorum ya Resulallah demiş. Kalkmış. Bana diyor hayatta hiçbir zaman kaşını eğmedi. Azarlamadı. Tokat vurmadı. Peygamber böyle. Hayatı boyunca kimseyi incitmemiş. Onun için bize de diyor ki Müslümanları dövmeyin. Dövmeyin. Müslümanı haksız yere dövmek büyük günahtır, haramdır. Evet, şimdi Müslümanı dedik. Hak etmemiş, sana saldırmamış. Müslüman olmayan bir kimseyi dövebilir miyiz? Hayır. O da insandır. O da insandır. Ona da dokunamayız. Onun için Efendimizin hadisini tekrar ediyorum. Sizi davet ettiler zaman yemeğe gidin. Hediye verdikler zaman reddetmeyin. Müslümanları da dövmeyin buyuruyor. Biz de bunlara, bu ikazlara uymamız lazım. Uymamız lazım. Bu hadis-i şerifi Ahmed İbn Hanbel, Bukhari, Tabarani, Beyhaki, Abdullah Mesud'dan nakletmiş. Allah onlardan razı olsun.